Der angelt. Sie gehen hier rein. Evet, merhabalar. Norveç'te Winterpark denen tepedeyiz. Yani kışlık olarak kullanılan ve daha çok kızak yapılan, kayak yapılan yerdeyiz. Şurada arkamda güzel bir kafeterya var. Göstereyim size. Şöyle şehre doğru dönüş yaptığımız takdirde güzel bir Oslo manzarası var arkamızda. Şu anda gün batıyor. Oldukça yukarıdayız. Aşağıda Oslo. Güzel bir gün batımı. Hallo Leute, wir sind hier in Oslo. Wir fahren die Menschen, wir machen hier Schlittschuhfahren und morgen rutschen die da runter. Evet, Norveç'in dağlarında Husky'imle beraber yürüyüşe çıktık. Burada her yere böyle kayak merkezi yapmışlar. İnsanlar geliyorlar burada kızakla beraber yürüyüş yapıyorlar. Spor yapıyorlar. Gördüğünüz gibi. Ve ücretsiz olarak buralardan faydalanabiliyorsunuz. Bizimkiler çok mutlu. Bu şekilde yaşlı gençler. Evet, her yerde böyle yürüme mesafeleri yazmışlar. Özel yollar yapmışlar orman içine. Ve kar yağdığında insanlar bu yolların devamlı geziyorlar. Her yerde kızak işaretleri var. İzleri var. Hava bugün güzel. Yani -1 derece ama üşümüyorsunuz. Eğer hareket halindeyseniz üşümezsiniz. Eğer hareket etmezseniz donabilirsiniz. İnanın kışın Oslo'da olmak çok güzel bir duygu. Yani ben karı seviyorum. Evet, 2018'in son günü bugün. 31 Aralık. Yarın dünya yepyeni bir güne uyanacak. Kar suları burada erimeye başlamış bile. Ufak bir derecek oluşmuş. Evet, burası tam tepe ve aşağıda gördüğünüz gibi Norveç'in denizi gözüküyor. Tam Oslo'nun denizi. Şu anda bulutlar kapladığı için tam net görünmüyor. Ama daha güzel bir yer bulursam buradan tekrar bir çekim yapacağım sizin için. Buradan belli başlı deniz içinde küçük küçük adalar var gözüküyor. Yerleşim yerleri mevcut. Muhteşem bir manzarası var.
Evet, Norveç'in başkenti Oslo'dayız. Şu anda önemli bir binanın önündeyiz. Orada yazdığı gibi Nobel ödüllerinin dağıtıldığı merkez bina burası. Evet, Nobel ödülleri burada dağıtılıyor, karar veriliyor. Çevresinde biraz inşaat var. Evet, böyle güzel bir bina. Burası tam liman. Oslo Limanı. Şu sol tarafta güneş batıyor. Tam sol tarafta kalesi var. Oslo'nun kalesi var. Bizi büyülü bir... Clemson.
Evet, burada bir tane enteresan bir deniz feneri var. Norveçliler kendi denizlerini temizlemeye kalkmışlar bir gün. Ve denize buldukları bütün çöpleri buraya getirip çöplerden bir deniz feneri yapmışlar. Ve burada şu an gördüğünüz gibi turistler buraya geliyor. Bu deniz fenerinin fotoğrafını çekiyorlar. Her yer donmuş. Ben yerleri göstermek istiyorum size. Her yer buz. Her yer don. Evet. Hello. Hi. Hi. Happy New Year's. Happy New Year's. Ayaklarına dikkat et. Evet, o sırada bombalar patlamaya başladı. Şehrin değişik yerlerinden sesler geliyor. Bu şekilde güzel çam ağaçları yapmışlar. Şu an limandayız, Oslo limanında. Çok güzel bir şehir. Yani, benim hoşuma gitti. Rüya gibi bir şey burada olmak. Evet, Oslo'daki havai fişek gösterisi bitti. Şu an yoğun bir insan trafiği var burada. Kendimizi zor kenara attık. Tam da arabanın olduğu park ettiğimiz yere yerden geçiyorlar. Yani uzun bir süre herhalde arabayla çıkamayacağız dışarıya. Şu insan kitlesini göstermek istiyorum size. Bir bakar mısınız? Bütün Oslo limana gelmiş. Thank you.
kentler tıkır tıkır insan dolu. Ve hepsi sahilden geliyorlar. Ama gerçekten eğlenmesini çok iyi beceriyor bu insanlar. Hiçbir olay olmadı. Bu kadar milyonlarca insan var. İçki de içiyorlar. Ama herkes mutlu bir şekilde evine gidiyor şimdi. Ayrılıyorlar. Kimse kimseyle kavga etmiyor. Sarkıntılık yapmıyorlar. Bakar mısınız? İnanırsanız yere düşmeyecek vaziyette. Ve herkes birbirine çok saygılı. İşte uygar olmak, bedeni olmak böyle bir şey herhalde. Liebe Grüße aus Oslo, großes neues Jahr. Evet, Oslo'nun kordon boyu burası. Her yer süslenmiş. Burada biraz sonra havai fişek gösterisi yapacaklar. Evet, insanlar sokaklarda. Yılın son gününü bu şekilde kendi aralarını kutlamaya çalışıyorlar. Bu cadde Oslo'nun alışveriş merkezinin olduğu cadde. Yani en işlek caddesi. İsmi de Kraliyet Caddesi. Ki zaten tam karşıda Kraliyet binası var. Oradan bir başlıyor bu şekilde devam ediyor ve ana tren kanına kadar gidiyor bu yol, bu cadde. Sağlı sola devam ediyor, Türk Mahallesi'ne doğru gidiyor. Bütün lüks mağazaların bulunduğu bir cadde burası. Normalde buraları çok çok kalabalık. Şu an sabah saat 8. Kimse yok. O zaman böyle bomboş bir şekilde size video çektim. Evet, Oslo'nun en işlek caddesindeyiz. Askerimle birlikte. Çe, Kuba.
Yıllar veren abla. Liebe Grüße von Oslo. Eğer Oslo'da hamburger yemek isterseniz bir hamburgere 50 kron vermeniz gerekiyor. Bu da yaklaşık 5 euro bir para yapıyor. Ama daha ucuz hamburgerler de var. Burası biraz özel bir hamburgerci galiba. Max hamburger olarak geçiyor. Yani 50 kron karşılığında bir tane hamburger yiyebilirsiniz. Evet, Oslo'nun Kraliyet Sarayı burası. Evet, bu caddede Kraliyet Caddesi ki zaten aşağıdaki sokaklar hep alışveriş merkezi Oslo'nun. En canlı merkez burası. Yani Oslo'nun kalbi burası. Kışın böyle bir görüntüye sahip. Evet, Oslo'nun simge binalarının bir tanesi de burası, opera binası. Bu binanın yapımında buzdağını örnek almışlar yaparken. Ki zaten biraz dıştan baktığınızda buzdağına benziyor. Ve sanki suyun üstünde yüzen bir buzdağ havasında yapılmış. Bazı yerler şu an karanlık, tam net gözükmüyor ama evet, en meşhur yer Oslo'da burası. Eğer bir gün yolunuz Oslo'ya düşerse buraya uğramadan Oslo'yu terk etmeyin. Bu operanın binasının üstüne çıkabiliyorsunuz, merdiven yapmışlar. Oradan çıkıp çevreye bakma imkanınız da mevcut. Evet, Oslo'nun meşhur opera binası burası. Bugün bu arada 1 Ocak 2019. Sabah saat şu anda 6.30 gibi, erken kalktım. Ve yarım saat bir yürümeyle buraya geldim. Çünkü bugün son günümüz. Yarın buradan ayrılmamız gerekiyor. O yüzden buraya gelmişken bu binanın da resmini ve videosunu çekmek istedim. Evet, görüntüsü bu şekilde. Oslo Opera Binası. Evet, buradan tam dağın tepesine bir kafeterya yapmışlar. Buradan gelip Oslo'ya kuş bakışı bakabiliyorsunuz. Dişiler yiyip içebiliyorsunuz. Oslo'da şu anda gün batıyor. Nein, Kuba. Evet, Norveç'in meşhur bir çorbası bu. Karides çorbası. Kremalı karides çorbası. Çok lezzetli bir çorba, deneyebilirsiniz. Evet, gün batımı iyice belirginleşmeye başladı. Gün gittikçe batmak üzere, bitmek üzere. Evet, 31 Aralık bugün. Yani 2018'in son günü. Oslo'da bu şekilde bitiyor. Yarın yeni bir yıl ve yeni bir gün sizi bekliyor olacak.
Evet. 31 Aralık 2018 Oslo. Oslo first know this year. Evet, dün gece burası çok kalabalıktı. Şu an önümüze bir tane fare gidiyor. Norveçli bir fare gördük. Biz de üstüne doğru gidiyoruz şu anda. Hala kaçmıyor. Şimdi fark etti, bize kaçıyor. Evet, burası dün gece çok kalabalıktı. Genelde Avrupa şehirlerinde yılbaşı gecelerinde yani herkes şehir merkezinde toplanarak havai fişekler patlatıyor. Ve o dönemde yani o gece oraları çöplüğe dönüşüyor. Ve barut kokusundan inanın gözünüzü açamıyorsunuz. Nefes alamıyorsunuz. Ama Oslo'da böyle bir şey olmadı. Bakın her yer tertemiz. Yani belediye geldi buraya. Havai fişekleri denize patlattı. İnsanlar eğlendi. İçkisini içti ve sessiz sakin bir şekilde evlerine gittiler. Yani bambaşka bir yaşam var burada. Yani inanın çok çok güzel. İnsanların doğaya saygısı çok çok fazla. İnsanın insana saygısı çok çok fazla. Norveç gerçekten de çok kültür seviyesi, eğitim seviyesi yukarıda bir ülke ve öyle de yetişiyorlar. Yani umarım bir gün Türkiye'de bu tarzı bir seviyeye, yaşam seviyesine ulaşır. Opera binasının üstüne çıktık. Buradan Oslo'ya kuş bakışı bakabiliyorsunuz. Sabahın erken saatinde güzel bir manzara var. Sağ tarafta tren istasyonu var hemen. Tren istasyonuna çok yakın. Ana gar burası. Böyle Oslo şu anda yeni yeni uyanmak üzere. Burada tam karşında suyun içinde bir buz heykeli yapmışlar ama tam net görünmüyor şu an karanlık olduğu için. Suda yüzen bir buz heykeli. Evet, Oslo'nun aslında gerçek ismi Kaplan şehri. Bu yüzden tam burada tren istasyonunun olduğu bölgeye büyük bir aslan, kaplan heykeli koymuşlar. Evet, Oslo'nun simgesi bu heykel. Evet, en güzel görüntü buradaymış. Polislere sorduk az önce. Denizden gemilerin üstüne hava fişek atacaklar. Onu bekliyoruz. Zaten her yer dolmaya başladı. Bütün Norveçliler limana geliyor. Biz de merakla bekliyoruz. Her yer bu arada buz. Hava çok soğuk. Beklemeye devam ediyoruz. Evet, Oslo'dan herkese günaydın. Oslo'ya çok yakın bir göle geldik. Songs One isminde bir göl burası.
Bu gölün en büyük özelliği tamamen donması, buz tutması ve insanların üzerinde yürüyüş yapması, gezmesi, kayak yapmaları, kızak yapmaları, patent yapmaları. Yani doğal bir patent alanı dönüşüyor bu göl. İnsanlar gördüğünüz gibi yine geziyorlar. Şurada küçük bir Norveçli var. Norveç'e kızağa binmek çok çok önemli. Ve çocuklar yürümeye başlarken aslında kızak da yürümeye başlamayı öğretiyorlar. Ya 9 aylıkken onlar kızağa binmesini öğreniyorlar. Kezaretin yaptığımız gezilerde bir sürü çocuk var gördük. Hepsi kızak kullanmasını çok iyi biliyor. Onunla yürümesini çok iyi biliyorlar. Ve gördüğünüz gibi babasının yardımıyla kızakta yürümesini öğreniyor. Evet, dolmuş göl burası. Gördüğünüz gibi. Suyun her tarafı dolmuş. Gölün her tarafı dolmuş. Hallo Leute, wir sind hier bei Norwegen. Hier seht ihr Schnee, aber das ist kein Schnee, sondern unter dem Schnee ist Wasser. Das ist eingefroren. Wenn man da ganz vorne irgendwo reingeht, kann man auch runterfallen. Das ist ein See. Burada her yer buz tutmuş. Şu alana bakın. Zaten yürüdüğüm yollar hep buzlu. Her yer buz. Yani yürürken çok dikkatli olmanız gerekiyor o sırada. Çünkü kayıp düşme ihtimali çok yüksek. Kaya kaya yürüyorsunuz.
Evet, bizim huskiler bir tane de arkadaş buldu kendilerine. Evet, bunun mavi gözleri yok. Şu an beraber oyun oynuyorlar. O da çok güzel bir köpek. Originally, yeah. You know, the Siberian Husky mm-hmm. is a hunting dog. Yes, I not, know. Not the trekking dog, but the hunting dog. Mm-hmm. So they have lots of hunting instincts. Yes. He likes to hunt all day, but he's not allowed. Che, come. Thank you. Happy New Year. Evet, Oslo'da opera binasının olduğu alanda böyle enteresan bir yapı yapmışlar. Bu yani sağlı sollu açık bir bina bu yapı ve her bölümde pencere gibi bir alanlar mevcut ve oralarda da insan yani gömleklerini asmışlar. Büyük ihtimalle bir dilek ağacı gibi ona benziyor, dilek ağacına benziyor. Her alanda, her pencere boşlukta gençler veya insanlar gömleklerini asmış. Ortaya bu şekilde bir manzara çıkmış. Rüzgarda hepsi sallanıyor. Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama altından geçerken güzel bir durum. Şöyle tekrar göstereyim size uzun durmasını. Şu şekilde bayrak gibi hepsi sallanıyor.
Anne, aa! Anne tut. Harrison. Oh.
olması. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Oslo'da bulunan Vigeland Heykel Müzesi. Eva Schiffer, hun har akkurat tatt over den titelen. Og så har vi Marcel Hirscher på plass her. Han nåtidens Ingemar Stenmark, vil jeg si. Han en fantastisk, hyggelig, sympatisk fyr. Men først og fremst selvfølgelig en helt rå idrettsutøver. 63 verdenscup-seire. Han nærmer seg jo Ingemar Stenmark 86. Og nå har han jo drivet trua med at han skal... Evet, burası Oslo'nun karesinden Oslo'nun limanına kuş bakışı bakıyoruz. Buradan güzel gözüküyor şehir. Anne. Thank you.
Evet, burada küçük bir gölet var. Fakat bu tutmuş. Her yer dolmuş vaziyette. Burası Oslo. Best slalom skier of all time, Sigfrid against Ragnhild for the first time in a World Cup race in Norway. Thank you. Evet, Oslo kanatlarımızın altında. Abi bütün gün kaydık. Çok yorulduk. Böyle güzel bir yer keşfettik. Çok fazla insanın olmadığı bir alan. Ücretsiz olarak doyasıya kayabiliyorsunuz. Yine aşağıda Oslo'nun körfezi var. Biraz arkadaşlarım kamerayı bakın. Adalar halinde. O görünen yer deniz. Tabi biraz sisli. Şöyle gün batımı var sağ tarafta. Ya ben kuzey ülkelerini çok seviyorum. Norveç çok güzel bir ülke.